şerbeti kabul etme. Dostlar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size Eyüp Sultan'da Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu üç çeşmeden en ünlüsünü göstermek istedim. Çoğumuz geçmiyoruz, bilmiyoruz, görmüyoruz, etmiyoruz. Gelemeyenler, göremeyenler, geçemeyenler için size o çeşmeyi göstermek istedim. Şu an çeşmenin üst tarafını göstermekteyim. Üzerinde bir namazgah olduğu söylenmekte zamanında. Yine bir bölüm var. Zannedersem orası, çok da emin değilim. Orayı size göstermek istedim. Herkes geçemiyordur. Ne bileyim, zaman olmuyordur, gelemiyoruzdur gibilerinden. Güzel bir çeşme. İnelim mi aşağı doğru? Burada bir merdiven var. Fiyarlöti mezarlığından bu noktadan aşağı inilebiliyor. Şöyle mezarlık merdivenleri de gösterebilirim size, mezarlık merdivenini. Bu çeşme böyle aşağı iniyor. Buradan iniyoruz. Biraz rüzgar da var, idare edin. Yani ses kalitesi ne kadar size iyi geliyor o anlamda. Mazur görün lütfen, tamam mı? Evet, o çeşmenin yanı başındayız şu an. Üstten çekimini aldığımız kısım. Şöyle göstereyim. Kanuni Sultan Süleyman padişahımızın, hünkârımızın yaptırmış olduğu o güzelim çeşmeden bahsetmek istedim sizlere biraz. Hemen arkamda görüyorsunuz. İki tane kemerli çeşmeden ibaret demiyorum. Bir tanesinde çeşme var, yan yana iki çeşme var ama yan yana da iki kemer var. Kemerin diğerinde bir sadaka taşı mevcut. Dilerseniz yaklaşalım oraya. Şöyle yakından gösterelim. Burada da bir sadaka taşı mevcut. Bu sadaka taşları günümüze Selçuklu döneminden gelmekte olup Osmanlı döneminde de uzun uzadıya yapılmaktaymış. İşte veren elin ya da alan elin bilmediği nokta denilebilir. Fakirlere yardım amaçlı yapılan bir nokta. Klasik Türk çeşme mimarisiyle yapılmış. İşte kemerin güzelliklerini görüyorsunuz değil mi? Gerçekten harika. Ama şu var. Şu kısımlar işte üzengi taşları dediğimiz noktaların çok da aman aman bakımlı olmadığını görüyorum. Onu da hemen bildirmek isterim size. Şu noktada şöyle mesela. Şu kısımlar. En son 1997 yılında restorasyon görmüş bildiğim kadarıyla. O üzerindeki dediğim namazgah kısmı mevcut. Zamanında olduğu söylenmekte. Yine bir bölüm var ama galiba orası. Çok da net bilmiyorum. Onu da söylemek istedim size. Sadaka taşı hususu gerçekten çok önem arz eden bir durum. Osmanlı döneminde özellikle işte veren elin
alan elin bilinmediği nokta. Fakirlere yardım amaçlı yapılıyor. İşte gelen atıyor. Genelde sütun şeklinde oluyor. Silindir şeklinde oluyor bu sadakadaşları. Günümüzde bir takım belediyeler de üstlenmekte. Yenileri de yapılmakta. Eyüp Sultan Camii'nin etrafında da bunlardan birkaç tane var bildiğim kadarıyla. Fakat buradaki Kanuni Sultan Süleyman döneminden kalmakta. Dediğim gibi en son 97 yılında bakım görmüş. Restorasyonu yapılmış. İşte mesela kilit taşlarını çok göremedim. Kemerlerimizde kilit taşları olur bilirsiniz. Mimar arkadaşlar daha iyi bilirler. Şu kısımlardan bahsediyorum. Altında olabilir yani şu kaplamaların altında olabilir diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Çok da iyi bilmiyorum açıkçası. Ama üzengi kısımları işte sütunun hani ilk taşın oturduğu ayaktır. Sütuna ayağa ilk oturduğu kısımdır. İlk taştır. Kemerin ilk taşıdır. Ayağa oturduğu ilk taşıdır. Üzengi taşı dediğimiz. Ama oralarda çok ne bileyim deforme olmuş galiba. Yine de yapmışlar. Allah razı olsun hepsinden diyelim. Sadaka taşı burası. Şöyle gösterelim. Yanında da iki tane çeşme bulunmakta. Bakalım mı aktif mi? Akıyor mu suyu? Varmış. O zaman ne diyoruz? Eyüp Belediyesi'nden de Allah razı olsun. Bunlara gerçekten bakmak lazım, etmek lazım. Bunlar bizim kültürümüz, varoluşlarımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz değil mi? Günümüze getirdiğimiz servetlerimiz diyelim. Çok önemli değil mi? Geçerken size göstermek istedim. Kanuni Sultan Süleyman 3 tane çeşme yaptırıyor. En ünlülerinden bir tanesi işte arkamda görmüş olduğunuz çeşme. Gerçekten gelip bakabilirsiniz. Dediğim gibi üzerinde bir namazgah olduğu söylenmekte o yıllara ait. Yan kısımlarda da birazdan size kare kare gösteriyor olacağım. Çıkan bir merdiven var, bir bölüm var ama kapalı olduğu için oraya giremiyoruz. Onu da iletmek istedim size. Tamam mı? Ne zaman, ne güzelmiş değil mi? Bak çeşmelerin yanı başında da sadaka taşları var. İnsanlar birbirlerine yardım ediyorlar. İşte dönemin yaşayanları garip gurebaya yardım ediyor. Kim veriyor belli değil. Kim alıyor belli değil. İşte o Osmanlı döneminde o dediğim gibi o yük taşın içine geçen parasını atarmış. Sonrasında ihtiyacı olan insanlar da ihtiyacı olduğu kadar miktarı o taştan alırlarmış. Değil mi? Ama kim ne zaman o parayı oraya bırakır, kim ne zaman ihtiyacı olan alır, bunlar bilinmiyor. Zaten önemli olan da bu değil mi? Veren el kim, alan el kim? Bunların bilinmemesi gerekiyor. En önemli nokta. Sevgiler olsun, sağlıcakla, kendinize çok iyi bakın.